Yaygın Akademi videosunda daha beraberiz. Bugün de size çeşitli bilgiler vereceğiz. Özellikle bugün altını çizmek istediğimiz konu, biliyorsunuz 8. ve 12. sınıflar sınavlara hazırlanıyorlar. Onlar için özellikle önemli olan ama tabii ki bütün öğrenciler için, bu üniversiteyi de kapsıyor, üniversiteden sonra eğitimine devam edenler için de edinilmesi gereken 7 tane özellik var. Hayatlarında öğrenmeyi devam ettirenler de kullanabilir ya da bazı hedeflere ulaşmada kendilerini daha başarılı hissetmeleri için esasında herkes önerebilir. Ama biz bunu öncelikle öğrencilerin sahip olması gereken 7 özellik olarak anlatmak istiyoruz. Şimdi bunlardan bir tanesi. Esasını şöyle yapalım. Önce hepsini ben size bir söyleyeyim, sonra da kısaca altlarını doldurayım. Nedir bu 7 özellik? Bir defa problem çözme. Problem çözme derken yalnız burada hani matematik problemi çözmeden bahsetmiyoruz. Karşılarına gelen belli halledilmesi gereken ya da aşılması gereken problemler ya da engelleri nasıl çözüme ulaştırıyorlar? Demek istediğimiz biraz hayat becerisi. Sözlü ve yazılı iletişim, zaman yönetimi, hayal kurma, zihinsel esneklik, uyumlama ve işbirliği, inisiyatif alma. Şimdi problem çözmeyi zaten anlatmaya çalıştım. Burada en önemli şey, geçmişte yaşanan bazı pürüzler olabilir, başarısızlıklar olabilir. Geçmişi irdelemeden artık bugünümüz ve bundan sonra geleceğe bakmamız konusu çok önemli problem çözümünde. Bir de hani bazen böyle kendimize acımak isteriz, karşılaşılan problemleri sanki aşamayacak gibi hissederiz kendimizi ve orada bir durağanlaşırız, harekete geçemeyiz ya da o durumdan kendimizi kurtaramayız. İşte burada biz diyoruz ki lütfen kurban olmayın, kotaran olun. Yani işi kotaran olun, işi çözen olun. Bu becerileri çünkü kazandığınız zaman sadece akademik olarak başarıya ulaşmak değil, esasında bu bir yaşam becerisi olarak da karşınıza çıkıyor. Dolayısıyla lütfen öncelikle geçmişe takılmayalım. Çünkü başarısız kişi yoktur, başarısız durumlar vardır, sonuçlar vardır. Dolayısıyla orada bunu kişiselleştirmeden, evet burada bir problem oldu ama ben bu problemi acaba farklı nasıl yapsaydım sonuç daha farklı olurdu diye bir düşünce yapısına sahip olmamız gerekiyor. Ve tabii ki durduğumuz yerde mızmızlanmadan, bir dakika tamam ben burada bir başarısızlık yaşadım, acaba ben bunu ne şekilde davranarak çözebilirim deyip o rahat bulunduğumuz bölgeden dışarıya çıkabilmemiz. Dolayısıyla problem çözmeyi bu şekilde iki ayrı olguya ayırabiliriz. Sözlü ve yazılı iletişim. Burada altını çizmek istediğim olay şudur. Şimdi biliyorsunuz biz bir sürü İngilizce eğitim yapan okul da var. Türkçe eğitim yapan okul da var. Şimdi burada öncelikle kendi dilimizde sözlü ve altını çiziyorum yazılı iletişim çok önemli. Bunları öğrenebilmek, bu beceriyi kazanabilmek çok önemli. Sözlü iletişim kendimizi nasıl daha iyi ifade edebilmek olarak geçebilir. Yazılı iletişimde zaten akademik olayları bittikten sonra hayata atıldıklarında bir işte yazacakları raporlardan tutun da yazılı olarak birbirleriyle iletişime geçecek olan insanların doğru kendilerini anlatabilme, konuyu doğru olarak ortaya koyabilme yetisine bağlı. Dolayısıyla sözlü ve yazılı iletişim, önce kendi dilinde başarılı olmak, daha sonra da tabii ki seçtiği ikinci, üçüncü dillerde de başarılı olmaktan geçiyor. Burada altını çizmek istediğim üçüncü en önemli özelliklerden bir tanesi zaman yönetimi. Biliyorsunuz ben öğrenci koçluğu yapıyorum ve inanın bu öğrenci koçluğu yaparken çocuklara kazandırmak istediğim en önemli becerilerden bir tanesi zamanlarını planlaması. Ne yazık ki çocuklarımız geliyorlar. Hem etkin ders çalışmayı hem de zamanlarını yönetmeyi öğrenmeden geliyorlar. Özellikle üniversiteye hazırlanan ya da liseye hazırlanan
öğrencilerde kendilerine ait bir ders programı, onlara uyan bir ders programını yapmakla başlıyor her seansımız. Çünkü çocuklara o melekeyi kazandırmak istiyoruz ki ondan sonraki hayatlarında da, iş hayatına geçtiklerinde de bu zaman yönetimlerini doğru yaparlarsa daha başarılı oluyorlar. Her türlü işi esasında hayatlarına sığdırabiliyorlar. Dolayısıyla zaman yönetimi bu bakımdan da çok önemli. Dördüncü önemli özellikler hayal kurma. Hayal kurma neden önemli? Ay canım bu da hep çok hayalci, şöyle bakıyor, böyle bakıyor demek esasında doğru bir yaklaşım değil. Çünkü insanlar hedeflerini ortaya koyabilmek için önce hayal kuruyorlar. Hani şöyle bir şey olsa nasıl olur? Sonra bu biraz daha somutlaşarak, ya ben evet ben hakikaten bunu yapmak istiyorum, buralarda olmak istiyorum dediğiniz zaman işte ondan sonra bir hedef çalışması önümüze geliyor. Dolayısıyla çocuklar önce hedeflerini bulabilmek için önce hayal etmeleri lazım. Mesela bana gelen, öğrenci koçluğuna gelen ve özellikle de üniversiteye hazırlanan çocukların ilk seansında birbirimizle tanıştıktan sonra sorduğum bir soru var. 10 yıl sonra kendini nerede görmek istiyorsun? Şimdi eğer çocuk hayal kurduysa o hayalden yola çıkarak size bir iki cümle söyleyebiliyor. Ama hiç hayal etmemiş. Geleceğiyle ilgili herhangi böyle bir kafasında ideali olmayan çocuklarda işte o hedef çalışması çok daha zor, meşakkatli bir çalışma oluyor. Beşinci özellik de zihinsel esneklik. Yani bu ne demek? Esnek olma, yeni fikirlere, yeni olgulara, yeni tekniklere açık olma, yeni bilgileri kabul etme, eskisiyle çelişen bilgi varsa onu araştırıp gerekiyorsa eskisini atmak gibi. Biliyorsunuz bu özellikle tıp dünyasında çok yaşadığımız bir olay. Yıllarca bize tereyağı kötü dediler. Sonra ne oldu? Tereyağın esasında gayet de faydalı, günlük diyetimizde yer alması gereken bir besin olduğu ortaya çıktı. İşte böyle yaparak yani eski bilgiye tutunmadan, ya bir dakika burada yeni bir şey de var, belki bu benim işime daha çok yarar deyip onu alıp hayatına uygulaması, belki onun daha avantajlı olmasını sağlayabilir. Dolayısıyla zihinsel esneklik de bu açıdan çok önemli. Bir de değişim noktalarını doğru tespit edebilme. Hani bir şeye takılmadan, ya bir dakika benim esasında bir sürü opsiyonlarım var deyip o yelpazeyi geniş olarak görme becerisi. Altıncısı uyumlama ve işbirliği. Bundan ne kastediyoruz? Esasında bunu şu anda yaşadığımız durumla da çok paralellik arz ediyor. Hiçbirimizin hayal edemeyeceği ya da kurgulayamayacağı bir zamandan geçiyoruz değil mi? Bir pandemi yaşıyoruz. Ve burada hayatta kalabilmek için uyumlamaya ihtiyacımız var. Hakikaten hani gerçekten hayatta kalabilmeden bahsediyorum. Hani metaforik olarak konuşmuyorum. Bir uyumlama ihtiyacımız oldu değil mi? Evlerimizden çıkmadık, sosyal aktivitelerimizi azalttık ve bununla beraber pandemili bir hayatta yaşamayı öğrendik. İşte çocuklar da bazen her zaman hayat toz pembe olmayacak. O toz pembe olmama hallerinde de durumlarına uyumlama, bir dakika tamam benim şöyle şöyle kaynaklarım var, ben bu kaynaklarımı şöyle kullanarak bu durumu geçirebilme becerisine sahip olması gerekiyor. Yedinci ve son özellik inisiyatif alma diyebiliriz. Bu da çok önemli. Kendi başına, kendiyle ilgili ya da çalıştığı konularla ilgili karar verebilme yeteneği. Bu da çok önemli. Çünkü değişim inisiyatifle başlar. Yani siz kendiniz için inisiyatif bile alamıyorsanız değişime açık değilsiniz demektir. Çünkü o değişimde bir karar vermeniz lazım. Ve o rahat hissettiğiniz alandan dışarı çıkabilme yetisine sahip olmanız lazım. İşte bu da inisiyatif almakla başlar. Yani evet ben yarın şöyle şöyle yapacağım demekle başlar. Bir de girişimci olmanın en temelinde inisiyatif alma. Çünkü siz diyeceksiniz şu anda şunu, şunu, şunu yapıyorum. Sizin için başka birisi bu kararı veremez. Verse bile o sürdürülebilir olamaz. Dolayısıyla inisiyatifin de iki önemli alt
başlığı var. Bunlardan bir tanesi değişime açık olma, öbürü de girişimciliğin zaten ABC'si diyebiliriz. Dolayısıyla bir özetlemek gerekirse, öğrencilerimizin bu 7 özelliğe sahip olması özellikle sınava giren öğrenciler için bence çok önemli. Çocuklarımıza bu melekeleri kazandırabilecek alanlar yaratmamız çok önemli. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler.